Çabuk buyurun. Öldüreceğim lan sizi. Bir eksiktir. Çekme kardeşim, çek. Ver onu bana, ver. Yürü abi, yürü, yürü çabuk. Nereye gidiyoruz? Nerede kalıyorsun? Yani... açıkçası kalacak bir yerim yok. Nasıl yani? Çalışmaya gittiğimiz otel kapalı olunca... ben ve arkadaşım sokakta kaldık. Sayende yani. İşsiz kalmasaydım bunların hiçbir başıma gelmeyecekti. Ha, bütün bunların sorumlusu benim yani, öyle mi? Kesinlikle. Sen gerçekten normal değilsin ya. Harza. Sen sanki çok normalsin. Gıcık. Tartışmanızı ara verip nereye gideceğinizi söylerseniz. Mansaroğlu Oteli. Yok artık. Ya bu kadar da fazla. Kızım sen beni mi takip ediyorsun? Ya da gizli bir teşkilata falan mı üyesin? Ha yoksa bu bir kamera şakası mı? Eğer şakaysa gerçekten komik değil. Aksine korkutucu olmaya başladım. Ya ben seni neden takip edeyim? Her yerde karşıma çıkan sensin. Asıl sen beni takip ediyorsun. Senden ne gibi menfaatim olabilir ki? Sen kimsin ki? Asıl sen kimsin? Ukala. Kendini beğenmiş züppe. Abi çeker misin sağa? İneceğim. Ya abi çek sağa ya. İnsin şu. Sağ ya. Taksi tehlike. Ben niye iniyormuşum? Sen in. Ya abicim ya. Sence de arıza değil mi ya? Önce ben ineceğim diyor. Sonra senin diyor. Hiç bana sorma. 10 yıllık evliyim. Daha kendi işimi çözemedim. Alo. Neredesin kuzen? Aslı. Çıkmak zorunda kaldım. Otele gidiyorum. Gonca nereye kayboldun? İyi misin? İyiyim. Aslı sen neredesin? Ben çok merak ettim. Ya ben taksiyle otele geçiyorum. Sen de bir an önce taksiye bin, otele gel. Tamam. Otelde görüşürüz. Olabilir. Düşünmüş de olamam. Ay tesadüfün de böylesi. Ne haber ablam? Canım benim, canım, canım. Kahretsin. Kesin o kadın aldı. Kapıyı kapatır mısınız hanımefendi? Yok, bakın. Ben cüzdanımı düşürmüşüm. Daha doğrusu çaldırmışım. Yani yanımda hiç para yok. Eğer beni otele kadar götürebilirseniz... Hep aynı numara ya. Kusura bakma bacım. Alo? Erdem? Ya senden rahatsız ediyorum ama... Ya sorun değil. Bir şey mi oldu? Paramı çaldırdım. Ne? Neredesin? Blue Angel Bar'dayım. Tamam, geliyorum hemen. Benim acil çıkmam lazım.
şey yok. Uyuyakaldım. Sen de fırsattan istifade diktin gözlerini. Ya saçmalama ya. Ya sapık mıyım ben? Ya beni düşürdüğün duruma bak ya. Ben öderim. Sana borçluk alacağım mı? Olur. Hayır demem. Kahretsin ya. Bütün paramı arkadaşıma vermiştim. Üstü kalsın. Arkadaşım gelir gelmez borcunu ödeyeceğim. İyi misin? Yüzün bembeyaz oldu. İyi değilim. Bu eksikti ya. Hey, hey, iyi misin? İsmini de bilmiyorum. Gonca. Erdem. Çok teşekkür ederim. Ya sana da sürekli zahmet oluyor böyle ama. Ya hiç sorun değil ya. Nereye bırakayım seni? Ya otele gidebilir miyiz? Asya ile orada buluşacağız demiştik de. Peki. İyi misin? Sakın. Sakın bak, sakın kusayınlama. Yut, 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 geri yut. Ya ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Özür dilerim. Allah'ım. Aslı. Ben sana gördüğüm ilk andan beri aşığım. Ben de. Ya rüyaymış.
yaşadıklarım da rüya olsaydı. Rezil oldum. İyi misin? Sakın, sakın. Bak sakın kusayın ama yut, 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 geri yut. Ya ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Özür dilerim. Allah'ım. Rezil oldum ya. Başıma ne gelecek acaba? Resmen acınacak haldeyiz. Yok, bu böyle olmayacak. Of Aslı ya, ne oldu sabah sabah yine söyleniyorsun? Ne mi oldu? Daha ne olabilir Gonca? İşimiz yok, 5 kuruş paramız yok. Ya geceyi kumsalda şezlongun üstünde uyuyarak geçirdik ya. Ben bir günümü daha bu şekilde böyle geçiremem. Annemi arayacağım, her şeyi anlatacağım. Bize dönüş için para göndersin. Kızım saçmalama. Her şeyi halledeceğiz bugün. Erdem çoktan konuşmuştur belki de müdürle bizim için. Kalacak yerimiz de olacak işimiz de, hiç merak etme. Ya tamam, her şey ilk başta çok iyi gitmemiş olabilir. Ama bundan sonra her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum sana, güven bana ne olur. Tamam. Sadece bir gün daha. Tamam, anlaştık. Hadi şimdi gidelim de Erdem'e bakalım. Belki halletmiştir bile. Sefalette son nokta. Var galiba. Bence kesin oldu bu iş inşallah. Kızlar ben de tam sizi arayacaktım. Size güzel haberlerim var. Personel müdürümüz Sinem Hanım'la görüştüm. Şimdi şu formları hemen doldurun. Sonra sizi görüşmek için bekliyor. Süper haber. Ya Erdem gerçekten çok teşekkürler. Sen olmasaydın ne yapardık bilmiyorum. Efendim hayatım. Ay Nihat, gözüme bir gram uyku girmedi. Hiç uyuyamadım. Ne oldu, niye? Ay neden olacak? Burak'ı düşündüm. Selda'cığım, tekrar tekrar aynı konuyu konuşmayalım seninle. Bu konudaki kararım kesin. Ay hayatım, lütfen. Bak sen böyle yapmakla sadece Burak'ı cezalandırmıyorsun ki. Çağla'yla Burak kaç zaman önceden aldılar bu Amerika seyahatinin kararını. Yani senin bu son dakika iptalin çok tatsız, çok üzücü oldu. Kızcağız çok üzüldü. Hem sonra bu kız bizim gelinimiz olacak. Aramızda olacak burada. Çağla'yı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Elimizde büyüdü sayılır. Ben Çağla'yı üzmek istemem. Ama bu Burak'a bir ders vermenin zamanı geldi. O yüzden lütfen ısrar etme bana. Ay Nihat, yani yine tuttu senin şu damarın. Vallahi ben seninle konuşmayacağım. Gerçekten. Konuşmayacak mısın? Söz mü? Ay lütfen ya. Sinirlenmek de çok yakışıyor benim güzel karıma. Nihat, telefon edeyim dönsün değil mi Burak? Hayır. Ne kadar uzak o kadar iyi. Öyle mi?
Burak uzak olduğu sürece benim de sana yakın olmamı bekleme Nihat. Of Selda. Peki bu son olsun, tamam mı? Bundan sonra Burak'la ilgili bir şey duymak istemiyorum, anlaşıldı mı? Merak etme hayatım. Ben onunla konuştum zaten gitmeden önce. Babasını sinirlendirecek, üzecek, hiçbir şey yapmayacak. Çünkü bana söz verdi. Göreceğiz. Ah, söz vermiş. Babasını üzmemeye, sinirlendirmemeye söz vermiş oğlum. Al, bak nasıl söz vermiş, gör. Ay, ne oldu? Oku, oku. Burak Mazharoğlu bu sefer de Bodrum gecelerinde. Bodrum'un ünlü gece kulübü Blue Angel'da kavga eden sosyetik çapkın... ay, mekandan bir kızla el ele ayrıldı. Görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise yine saldırdı. Ay, Burak oğlum sen beni öldürecek misin? Ay, ömrümden alıyorsun sen benim. Alo. Aferin oğlum sana, aferin. Ne oldu anne ya, sabah sabah? Oğlum sen bir gün bile rahat durmayacak mısın? Of ya, yine mi haber yapmışlar? Ben sana dikkat et dedikçe sen inadına yapıyorsun sanki. Daha bu sabah babanı ikna ettim Amerika için. Adamın tekrar sen sinirlerini tepesine çıkardın. Hadi ya. Artık hayatta ikna olmaz. Sen Amerika'yı falan unut, geçmiş olsun. Anne, inan benim hiçbir suçum yok. Eğlendim mekanda, kavga çıktı. Ya ben de ortasında kaldım. Ne yapabilirdim yani? Oğlum, bütün bunlar hep mi senin başına gelir? Hep mi senin başına gelir bütün bunlar? Hadi ben onu anlıyorum da, o kızla el ele görünmeler falan ne yani? Ne demek bunlar? Sen bunu Çağla'ya nasıl yapıyorsun? Sen bu davranışlarını kendine nasıl yakıştırıyorsun? Ailene nasıl yakıştırıyorsun oğlum? Göründüğü gibi değil anne ya. O kızla benim hiçbir alakam yok. Bütün bunları bana değil Çağla'ya anlatırsın oğlum. Kızcağız gazeteleri görünce ne hale gelecek? Bak Burak, ben bugüne kadar hep senin yanında oldum. Ama sen bu yüzden bu kızcağızı kaybedersen beni karşında bulursun. Ne yap et, bu kızın gönlünü al. Çağla'nın gönlünü al. Tamam anne, tamam. Formları doldurduk. Bakayım. Tamam. Görüşmeye gidebiliriz. Süper. Yazık kadıncağız zavallı. Onaysız günü yok. Ne anlatıyorsun kız yine? Ne anlatacağım Şükran abla ya? Burak Bey gazetelere düşmüş yine. Kavga edip Bodrum birbirine katmış. He, bir de kızlarla el ele fotoğraflar falan. Ay, Selda Hanım çok sinirlenmiştir. Sinirlenmez mi? Nihat Bey'e söylemiyorum bile. De gazetelere ben kendi ellerimle verdim. Nereden bileyim? Ah işte, parayla pulla olmuyor. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hele evladın, en önemlisi o. Doğru. Şükran, bası da Bodrum'da ya. Ay, bir şey duyacağım diye yüreğim ağzımda geziyorum. İzin vermese miydim acaba? Ay, düşünme böyle şeyler Emel. Aslı çok aklı başında bir kız. Oraya çalışmaya gitti, haytalık etmeye değil ki. Doğru. Allah var. Yavrum bugüne kadar beni hiç üzmedi. Ona güvenim tam. Ama ortam kötü. Ay, hayırsız birine kapılacak diye çok korkuyorum. Böyle şeyleri getirme aklına hiç. Bak göreceksin. Aslı çok güzel bir yuva kuracak. Öyle mi diyorsun? İnşallah. Hızlanmamız lazım. Heh, bakın kızlar burası. Hadi buluşalım. Sağ ol. Volkan Bey günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Bu akşam yaza merhaba partimiz var. Bununla ilgili detayları görüşelim mi sizinle? Müsait misiniz? Tabii olur. Odama geçelim. Çalışma şartlarımız sizin için uygunsa hemen başlayabilirsiniz. Uygun, uygun. Yalnız bir aylık bir deneme süremiz var. Eğer memnun kalırsak devam edersiniz. Memnun kalacağınızdan eminiz. Kesinlikle.
Şu an havuz barda ve beach barda eleman ihtiyacım var. İstersen sen havuz barda, sen de beach barda başla. Tamam, nasıl isterseniz. Tabii. O zaman aramıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Aylin. Buyurun Sinem Hanım. Arkadaşlar bundan sonra bizimle çalışacaklar. Onlara yardımcı olur musun? Önce kalacak yerlerini göster, odalarına yerleşsinler. Daha sonra oteli gezdirirsin. Ardından görevlerine başlarlar. Tabii Sinem Hanım. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İle alakalı her şeyi çok güzel planlamışsınız. Beğenmenize sevindim Volkan Bey. Açılış öncesi bir prova olur diye düşündük. Açılışı da Roof Bar'da yapmayı tasarlıyoruz. Hatta bugün mimar arkadaşımız gelecek. Mekandaki tadilatla ilgili görüşlerini alacağız. Toplantıya katılmak ister misiniz? Çok iyi olur. Toplantıya haber vereceğim. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Kuzan günaydın. Günaydın. Sıkıntılı gördüm seni. Bugünün gazetelerine baktın mı? Yine mi? Fena. Nihat amcam bu sefer asla geri adım atmaz. Sadece babam olsa iyi. Son fotoğraflarımdan sonra annem de bilenmeye başladı bana. Bu fotoğraftan bahsediyorsun değil mi? E normal, kadın dayanışması. Doğal olarak direkt Çağla'yı düşünmüştür. Aynen. Çağla'yla bu sebepten ayrılırsanız karşında beni bulursun dedi. Büyük rest. Annemin desteğini kaybedersem var ya, biterim ben. Çağla haberleri görür görmez çıldıracak. Zaten Amerika olayında yalan söylediğimi düşünüyor. Takık bana. Üstüne bir de bu olaylar. Oğlum anlattığın kadarıyla akşam yaşananları senin suçun yok. E kızla da bir alakam olmadı diyorsun. E tabii bana doğruları anlattıysa. Ya bana sen bile inanmıyorsun. Bu fotoğrafları gördükten sonra Çağla nasıl inansın? Bu olay bana niye hatırlattı biliyor musun? Neyi? Yalancı çobanın masalını. Sen geç dalgın güzel, geç. Oğlum bozuldu hemen ya. Ne bozulmayacağım ya? Şu düştüğüm duruma bak. Hep o arıza kız yüzünden. Başımı açtığı işlere bak. Kuzen, sen çok gerilmişsin. Gel biz bir masaja inelim. Akşam da zaten otelde parti var. Enerjini anca toplarsın. Parti mi? İşte bu biraz moralimi yerine getirdi. Oğlum sen var ya, adam olmazsın. Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Buraya geldiğimizden beri ilk defa işimiz rast gitti. Ya ama keşke aynı yerde çalışsaydık. Sen havuzda, ben denizde. Şimdi bence işe girdiğimizde dua edelim. Doğru söylüyorsun. Şuradaki boşları hemen topla. Fatih Bey merhaba. Merhaba Aylin. Aslı Bey, Gonca Hanım bizimle çalışacak. Fatih Bey havuz barımızın şefi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Aslı Hanım'a yardımcı olursunuz değil mi? Elbette. Size kolay gelsin. Hadi biraz çabuk olun. Gonca, biz beach bara gidelim. Gerçi işe alırken söylemişlerdir ama müşterilerimiz oldukça seçkin insanlardır.
Yani servis verirken çok özenli ve dikkatli olman gerekiyor. Tabii, merak etmeyin. Müşterilerimizle her zaman mesafemizi korumamız ve her konuyu saygı çerçevesinde çözmemiz çok önemli. Elbette. Hadi bakalım. İlk servisin hayırlı olsun. Resmen burada karşıma çıktı. Bir tane soda alabilir miyim? Teşekkürler. Ay, 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 çok özür dilerim, çok pardon. Çok pardon. Ya beni boş ver, sen iyi misin? Başını çok kötü vurdun. İyiyim, iyiyim. Fark edemedim. Başın kanıyor, dur bir bakayım. Ne haber? İyiyim. Burada mı çalışmaya başladın? Evet. Güzel, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu arada küçük bir serik, önemli bir şey değil. Çok özür dilerim, üzerinizi mahvettim. Ya canım, sodadan ne olacak? Ayrıca bu sıcakta iyi geldi. Tamam, ben size yenisini getireyim o zaman. Efendim. Volkan Bey. Ruh Bar'da yapacağımız tadilatla ilgili mimar arkadaşımız geldi. Toplantıya katılacak. Nasılsınız efendim? Tamam, hemen geliyorum. Buyurun. Tekrar kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Sen iyi misin? Aslı? İyiyim, teşekkürler. Ay, resmen ismini söyledi. Bayılacağım şimdi. Manyağı işe kim aldı ya? Benim için de. Çağla. Ne haber Deniz?
İzmir'e ne zaman geldin? Yeni sayılır. Bir hafta falan oluyor. Bir haftadır İzmir'desin ve beni aramıyorsun. Burada olduğundan haberim yoktu ki. E çekimlerimiz İzmir'de. Dizi izlemiyor musun yoksa? Maalesef. Pek fırsatım olmuyor. Neler yapıyorsun? Ne yapayım? Okul tatil olur olmaz İzmir'e geldim annemi görmeye. Haftaya da Burak'la Amerika'ya gidiyoruz. Hala birlikte misiniz? Niye olmayalım ki? Ne bileyim. En son çıkan haberlerden sonra ayrılırsınız diye düşünmüştüm. Ha. Ay yok canım. Ortada bir şey yok ki. Magazincileri sen benden daha iyi bilirsin. Abartmayı severler. Burak'ın yanındaki kız Volkan'ın kız arkadaşıymış. Birlikte eğlenmeye çıkmışlar. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Evet. Ben şahsen kızla tanışmadım ama Burak'ın anlattığına göre kız çok tatlı, çok güzel bir kızmış. Volkan ilk görüşte aşık olmuş kıza. Ama ben şimdi anlatıyorum. Sen bozulmuyorsun değil mi? Yok canım. Ne bozulacağım? Ben Volkan'ın iyiliğini isterim. Biliyorsun istemeden çok üzdüm onu. Ya. Ama sen geçen gün çıkan haberlerden bahsediyorsun sanırım. Daha bugünkü gazeteleri görmedin herhalde. Ay ben bildiğini zannediyordum. Çok üzüldüm şimdi ya. Keşke söylemeseydim. Benim yüzümden aranız bozulacak şimdi. Yok canım. Niye aramız bozulsun? Ben sevgilime güveniyorum. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Olabilir tabii. Benim biraz acelem var. Tutmayayım ben o zaman seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Rezil ettin beni, rezil. Bakalım bu sefer açıklaman ne olacak Burak? Aşk nasip et, sen çok mu şey istiyorsun? Kızım neler oldu inanamayacaksın. Aslı, başına ne oldu, iyi misin? Ya bırak şimdi başımı. Otelde kim var? Kim var? Çabuk söyle. Volkan. Bomba. İnanmıyorum kızım, nasıl olur? Resmen kısmetin ayağına kadar gelmiş. Bu tesadüf olamaz, kesin aranızda bir şey olacak. Ya ne olacak ki? Yani iki dakika konuşmamız bile başıma mal oldu. Peki ne oldu, ne konuştunuz? Seni tanıdı mı? Önce tanımadı. Sonra ben kafam vurup sodayı üstüne dökünce... Yok artık Aslı ya. Kötü olmuş biraz. Ya o kadar kötü olmadı. Yani başım kanayınca çok ilgilendi. Ay çok romantik. Neyse hadi ben gidiyorum. Havuzun oradayım. Kolay gelsin. Ay. Hoş geldiniz. Bir şey alır mıydınız? Bir soda alabilir miyim? Merhaba. Merhaba. Şimdi öğle paydosum da şey yemekhaneye gidiyorum. İstersen birlikte gidebiliriz. Tamam, ben de çok acıktım zaten. Şu siparişi de vereyim, gidelim. Tamam. Thank you.
Şurası iyi mi? İyi, oturalım öyle. Nasıl? Sevdin mi burayı? Sevdim, sevmez olur muyum? Ay resmen sen olmasaydın çoktan dönmüştük İstanbul'a. İyi ki dönmemişsiniz ama. Bakar mısın? Sen bakar mısın? Tamam. Buyurun efendim. Benimle bayana ilgileniyorum. Söyler misin o bakar? Senin bakmanı istiyorum. Ya işi var der misin? Kendisi biraz meşgul da ben ilgilensem. Beklediğimi söyle. Hemen gelsin. Seni bekliyormuş, hemen gelsin dedi. Farkında mısın? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Niye ısrar ediyorsun? Benden uzakta durmak istiyorsan burada işin ne? Çalışacak başka otel bulamadın mı? Nerede çalışacağımı sana soracak değilim herhalde. Murat Bey, bir sorun mu var? Aslında bir sorun var. Daha doğrusu vardı ama... Aslı Hanım yardımcı oldu. Hallettik. Sizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten birinci sınıf bir ekip kurmuşsunuz. Çalışanlarınızın hepsi birbirinden kibar. Teşekkürler. Bunları sizden duymak mutluluk verici. İyi tatiller. Kıyamı da unutma. Sipariş vereceksen ver. Hemen. Bir kola alayım. Lütfen. Dün gecenin intikamını bu şekilde mi alacaksın? Kendine hizmet ettirerek mi? Başlangıç olarak evet. Ama daha iyi planlarım var tabii ki. Şu an istediğini yapıyorsam üzerine kustuğum için mahcup olduğumdan. O yüzden havalara girip de sabrımı zorlama. Limonu yok bunun. Sevmedim. Vişne suyu alayım ben. Yok ya, vazgeçtim ben. Soda alayım. Bu olmadı. Gazoz getir. Buzlu ve limon. Sana gazozu öyle içmek istediğimi kim söyledi? Buzsuz ve limonsuz olsun. Peki, hemen. Buzsuz ve limonsuz. Hmm.
manyak. Az kaldın boğuyordun beni. Asıl sen beni boğuyordun. Keşke boğulsaymışım. Ya niye çekiyorsun ki beni havuza? Gerizekalı. Ya ben ne bileyim yüzme bilmediğini. Hem yüzme bilmiyorsun hem havuzda çalışıyorsun. Asıl sensin gerizekalı. Aslı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Tartıştığını kim olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Salağın teki. Bak buna müsamaha göstermem mümkün değil. Seni rapor etmek zorundayım.